Serkan Özdilek evlenmek için nikah dairesine gitti. Kendini bir anda pembe dizi gibi bir olayın içinde buldu. Çünkü nikah memuru önce Brezilya'daki eşinden boşanman gerekiyor yoksa nikah kıyılamaz dedi. Genç adamsa değil Brezilya'ya gitmek kıtasına bile ayak basmamıştı. İşte bir kimlik kaybıyla başlayan ve filmleri aratmayan büyük talihsizlik. 7 yıl yani süren bir ilişkim var. Evlenmek istiyorum fakat evlenemiyorum. Çünkü Brezilya'da evli gözüküyorum. Ev hazır, kız hazır ama nikah yok, yapamıyoruz. Çünkü tam bir Brezilya dizisi bu. Hırsız sadece kimliğini değil, hayallerini de çaldı. Başına gelmeyen kalmadı. Adına şirket açıldı, krediler çekildi. Hırsızlıkla yargılandı. Hatta kimliğini çalan o hırsız yüzünden nikah masasına bile oturamıyor. Çünkü Türkiye'den 10.770 kilometre uzakta adımını bile atmadığı Brezilya'da evli görünüyor. Brezilya'ya daha önce gittiniz mi hiç? Hayır, hiç gitmedim. Rio Karnaval falan. Hayatım boyunca hiç görmedim orayı. Yani ama gitmek de istemiyorum. Serkan Özdilek 39 yaşında. 2005 yılında çaldırdığı kimliği hayatını kabusa çevirdi. Kimlik hırsızının Brezilya'da kendi adına evlendiğini de tesadüfen öğrendi. Benim oğlum eczaneye gitti ilaç almak için. Bu sefer dedi ki anne ben evlenmişim. Nereden çıktı oğlum evlilik? Bu sefer de Brezilya'da evlendirmişler. Tam bir Brezilya dizisi gibi oldu bu da. Kimliği çalan kişi kendi fotoğrafıyla yeni bir kimlik ve yeni bir pasaport çıkarttı. Ardından da Brezilya'ya gitti. Orada 55 yaşında bir kadınla evlendi. Fakat şöyle bir durum var. Ne Serkan Özdilek'in Brezilya'da bir karısı olduğundan ne de annesinin orada bir gelini olduğundan haberi var. Hakikaten hiç haberimiz yok. Ama yani bir gelinimiz varmış. Size. Böyle öğrendik yani hiç haberimiz olmadan böyle öğrendik. Artık bağrınıza basarsınız. Valla bilmiyorum misafirliğe mi gitsem acaba? Anne oğul başlarına gelen talihsizliklerin son halkasına artık gülüyor. Çünkü çaldırılan kimlik yüzünden çektiklerinin yanında bu olay devede kulak kalıyor. Bankalardan yazılar geliyor, hacizler geliyor. Hacizleri atlatıyoruz başka bir şey arkasından geliyor. 7 yıl yani süren bir ilişkim var. Evlenmek istiyorum fakat evlenemiyorum. Çünkü Brezilya'da evli gözüküyorum. Şimdi bu dava bitmeden de bu evliliği gerçekleştiremiyoruz. Özdilek, Brezilya makamlarına defalarca başvurdu ama nafile. Son olarak sahte kimlikle işlenen bir suçtan dolayı hırsızlıkla yargılandı. Hepsini sineye çekti. Ancak hakime anlattığı derdini nikah memuruna anlatamıyor. Serkan Özdilek normalde 7 yıl önce dünyavine girecekti fakat bu olaylardan dolayı bir türlü nikah kıyamadı. Nişanlısıyla nikah kıyabilmesi için öncelikle Serkan Özdilek'in Brezilya'daki aslında hiç evlenmediği eşinden boşanması gerekiyor. Talihsiz gencin tek isteği binlerce kilometre uzakta yüzünü bile görmediği Brezilyalı kadından boşanıp nişanlısıyla dünya evine girmek. Bunun bir şekilde bitip de ben bir şekilde evlenmek istiyorum. Çok sıkıldım artık, gerçekten çok sıkıldım.